Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak 2021'de Kongre binasının basılması olayı ile ilgili olarak Amerikan Temsilciler Meclisi eski Başkan Donald Trump'ı ifadeye çağırdı. Olayı soruşturan komite önceki oturumlarında Donald Trump'ın Kongre baskınını kışkırttığına ve olaylar geliştiğinde engellemediğine dair pek çok tanık dinlemişti. Bakalım Trump ne diyecek? Gidecek mi? O da bir başka konu. Temsilciler Meclisi Özel Komitesi daha önce ayın kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu gerçekleştirdi. Oturumdaki oylamada 9 komite üyesinin tamamı Trump'ın ifade çağrıl ifadeye çağrılmasına yönelik teklife evet oyu verdi. Komite Başkanı Benny Thompson oylamanın ardından yaptığı açıklamada Trump 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz." ifadesini kullandı. Birleşik Devletler'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmışlardı. Evet pek çok kayda göre de Trump'ın bu baskını kışkırttığına dair veriler toplanmıştı. Tek bir boyutuyla 6 milyon kişiyi ilgilendiren bir yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yavaş yavaş genel kurula geliyor. Ekonomik ve sosyal destek paketi diyebiliriz buna ama bir torba yasa. 25. madde İlgili komisyonda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemelerle devlet 7 milyar lirayı aşkın vergiden de vazgeçecek. Onların arasında Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizi, çalışanların yemek masrafları ve doğal gaz yardımı karşılığında gelir vergisi alınmaması da yer alıyor. Milyonların gözü kulağı mecliste merakla beklenen torba yasada ilk mesai tamamlandı. 25 madde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle pek çok alanda vatandaşa ekonomik destek sağlanacak. Bu nedenle devlet 17 milyar lirayı aşkın vergiden vazgeçmiş olacak. Onlardan biri yüksek öğrenim kredi ve yurt hizmetleri kanununda yapılan değişiklik Bundan böyle öğrenim kredisi alanlar faiz ödemeyecek. Sadece ana parayı iade edecek. Kabul edilen maddeler arasında tıp öğrencilerine intern eğitiminde aylık ücret ödenmesi de var. Şey. Tıp fakültelerinde 6. yılına geçen öğrencilere asgari ücret kadar ödeme yapılacak. Diş hekimliği fakültelerinde ise bu düzenlemeden 5. yılına geçen öğrenciler yararlanabilecek. Bu tutardan vergi kesilmeyecek. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesizlere yapılan yardımlarda da değişikliğe gidiliyor. Söz konusu kişilere yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar nedeniyle ortaya çıkan ceza ve faizler silinecek. İlgililer hakkında adli, idari ya da icra takibatı yapılmayacak. Düzenlemeyle gelen bir diğer dikkat çeken konu da işverenler tarafından çalışanlara verilen yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi. 51 liraya kadar olan kısım vergiden muaf olacak. Normalde 26 gün çalışana 1326 lira ödeniyor. Bu tutardan 265 lira gelir vergisi alınıyor. Bu da yıllık 15912 liranın 3182 lirasının vergiye gitmesi demek. 5 milyon çalışan üzerinden hesaplandığında vazgeçilen tutar 15 milyar 900 milyon lira. Düzenlemeyle işverenin çalışana yaptığı doğalgaz, elektrik ve ısınma yardımları da vergiden muaf tutulacak. 1000 lirayı aşmaması gereken tutar için geçerlilik tarihi 2023 yılı Haziran ayı sonu olacak. 1 milyon çalışan üzerinden hesaplandığında 6 aylık vergi maliyeti 1 milyar 200 milyon lirayı bulacak. Korba teklifte süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılan kur korumalı mevduatta yer alıyor. Uygulamanın vergi maliyeti 18 milyar 800 milyon lirayı buldu. Bu tutarda feragat edilenler arasında. Teklifin görüşmelerine ise 17 Ekim pazartesi günü devam edilecek.